hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Ali Biçimşov'a hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Neden iyi ki varsınız? Çünkü biz arkada çok gergin anlar yaşıyoruz. Ben niye kılıçla çıkıyorum sahneye? Sağ olsun. Bu yaklaşık 1200 yıllık geçmişi olan bir kılıç hediye ettiler bana. Bu kılıç halamın kılıcı. Yo, ciddiyim. İki kardeşimi kaybettim ben. Yo, şu an çok ciddiyim. Yok, şaka yapıyorum. Yo yo, şaka. Şakaya mı aa? Şöhret insana neler yaptırıyor işte, bakın millet nelerle dolaşıyor. Bak, ben bununla dolaşmak zorundayım. Çünkü her an her şey olabiliyor. Her an her şey. Kendimi kollamam gerekiyor. Çünkü ya ben şunu fark ettim. İnsan her ne kadar program yapsa da, talk show sunsa da, atıyorum hani milyarlar izlese de hala yanlış tanınıyorum. Adımı ve soyadımı bilen var mı? Bir zahmet bilin. Bir zahmet bilin. Hayır, hala bilmeyenler var. Şöyle, çünkü ne zaman sokağa insem, sokakta bir şeyler yapsam sürekli şunlarla karşılaşıyorum. Siz bir dakika, siz Ali Sicim. Sakın ha, sakın. Sakın. Espriye sakın müzik yapma. Ali Sicim diyen var, Ali Biber diyen var. Yani Ali ne? Ali Bieber değil. Ali Bieber değil. Ali Bieber ne ya? Bu arada konuklarımı daha fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü çok güzel konuklarım. Bir dakika. Siz ne çaldınız? Gemilerde tarzı. Gemiler ne? Siz bunu şaka yapıyorsunuz. Siz şu an şakasınız. Gemilerde talim var, ne alaka? Saçma. Tuna? Beyaz gelin mi? Ne? Ha, beyazın müziği bu. Beşe inahe. Kaya. Ne alaka? Bu müzik ne alaka? Hayır be. Aa. Hayır. Tuna, Allah aşkına Tuna. Tuna. Şu an ne oluyor? Hayır, bu müzikler bana ait değil. Hayır. Ben böyle bir şeye çalışmadım. Hayır. Bir dakika. Tuna? Hayır. Bu bana ait bir müzik değil. Niye bunları çalıyorsunuz? Hayır, daha demin teknik bir sorun yaşadık. Yani şimdi Tuna'yı göndereyim mi bu yüzden? Hayır, bir dakika. Bir dakika, bu onunla benim aramda olan bir şey. Biz sana değer verdik. Biz sana inandık, orkestraya getirdik. Ama kırıldım. Kırıldım. Beni dövdüler dediğinde seni gittim çalgıcıların elinden kurtardım. Beni kimse çalgıcıların elinden almadı. Aa!
O zaman şu değerli konuğumuzu çağıralım mı Tuna? He? Çağıralım mı? Çok seksi bir kadın geliyor. Dövmeli. Çok iyi bir müzisyen. Şimdi bize çok güzel bir şarkı söyleyecek. Ve karşınızda Sibel Güzül. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anlatacak çok şeyim var size. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Şu son parçayı dinleyebilir miyiz? Biraz ben geriye götürmek istiyorum. Tamam, süper. Sizi hep tamam. Beraber. Ne diyoruz o zaman? Kırmızı diyoruz. Of, süper. Buyurun. Sibel Füzün. Öperken
Baba CV getir demişti. Ya otur! Adın ne senin? Yusuf baba. Yağız bak. Bırakalım CV'yi falan. Kız arkadaşın var mı? Yusuf baba. Yağız kaç para alıyor bu kız? Nerede? Benle çalışacaksınız, tamam? Anlamadım baba. Ya! Galip! Galip gitarımı getir! Çok para kazanacaksın. Çok para orkestraya olan bir ilginizi görüyorum. Fakat ben orkestraya o kadar ilgili değilim. Neden? Çünkü daha bir isimleri yok. Ha. Siz hani bir müzisyen olarak bu kadar ateşli bir orkestraya ne isim koyardınız? Bence onu orkestraya sormak lazım. Onlar hangi isimle yani, alınmak istiyorlar diye. Değil mi? En son bir merdiven altı falan dendi. Orada zaten hani... Kim dedi onu? Tuna dedi. Tuna Kıvırcık Saçlı, 72 yaşında. Ben orkestramı çok beğeniyorum. Siz de iyi ki varsınız diyorum. Hemen Sibel Hanım'a geçmek zorundayım. Maalesef Tuna. Ben şimdi sizin tabii ki son single'ınıza hazırlandım. Ama siz bir nostaljiyle girmek istediniz. Kırmızıyla. Evet, programın sonuna saklayalım dedim. Ama çok güzel parça. Sen oraya konsantre olmuştun. Ben çalışmadığın yerden mi geldim? Hayır, nasıl hayır. Oldu? Ben bütün şarkılarınızı biliyorum. Bütün kliplerinizi daha sabahleyin kalkıp izledim. Konuk geleceğim diye. Tabii ki. Tabii. Yok hayır, ben size öncesinden beri hayranım. Her sabah izlermiş mesela. Yok bu sabah daha çok izledim. Tamam. Neden? Çünkü konuk geleceksiniz diye. Bu bir böyle bir paradoks oldu. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tamam. O zaman kırmızıyla giriş yaptınız. Kırmızıdan evet. Biraz bahsedelim. Ben 90'lardan hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? 2003 olması lazım. Hayır, hayır. Gerçekten. 2003. Evet. Ben 27 yaşındayım ve 90'lardan zannediyorum. Çünkü 90'larda size çok hakimdim. Teşekkür ederim. 90'larda başka şarkılar vardı. Beni Bağlamaz vardı, Kaçın Kurası vardı. Beni Bağlamaz'ı çok iyi biliyorum. Too Late vardı Anca Beraber. Too Late, Too Late. O neden evet. Öyleydi? Sezen Aksu öyle yazmıştı, öyle oldu. Ya ben çok sorgulamadım o zaman onu. Ama güzel bir parçaydı. Güzel bir parçaydı. Çok değişik bir şarkıydı. O zamanki özellikle genel pop müzik kriterlerinin içinde çok sivrilen, çok batılı, çok farklı bir şarkıydı. Kırmızının söz ve müziği kime aitti? Bana ait. Size aitti. Aha. Neden kırmızı? İçimden öyle geldi aslında. Kırmızıyla programa başlamamın, yani bugünkü sana konuk olduğum programa başlamamın sebebi aslında şu. Biz şu anda yeni bir albüm hazırlığı içerisindeyiz. Hı hı. Ve 1992'den beri birlikte söylediğimiz bütün bu şarkılar, işte senin o sevdiğin şarkılar, yine Kırmızı albümde yer alan işte Hakikaten gibi şarkıları yeniden düzenliyoruz. Ve yeni ve akustik ve çok farklı halleriyle tekrar sizlerle paylaşmak mesela istiyoruz. Mesela Kırmızı'yı ben böyle yeni haliyle ve akustik haliyle dinleyebileceğim. Dinleyeceksin, evet, çok yakında. Ben mesela, hatta istiyorsan yarın gel stüdyoya, bas kayıtlarımız bugünden var. Bugünden sonra geleceğim ve sizi hiç bırakmayacağım zaten, onun farkındayım. Ben son single'dan biraz bahsetmenizi istiyorum. 5 farklı şekilde söylediniz single. 5 farklı şekilde söyledim. Daha doğrusu 5 ayrı versiyonu hazırlandı. Hı hı. Kaç yıl geçti aradan? Sezen Aksu'nun sözü ve müziği. Hı hı. Aranjörümüz Burak Buluç'la birlikte önce bir versiyon yaptık. Ondan sonra çok sevgili DJ arkadaşlarımız işin içine katıldı. Cihat Uğrel, Cem Ak, Kemal Özgür ve Burak da yine bir farklı bir versiyon yaptı. Ve hepsi kendi vizyonlarına göre, şarkıyı kendi müzikalitelerine göre şarkıyı yeniden yorumladılar. Hepsi çok hareketli mi? Yoksa böyle hani daha hani eski melankolik havasını koruyan versiyonları da var mı? Bir tanesi biraz daha hani bizim mid tempo dediğimiz ya da hani slow'a yakın dediğimiz aslında bir versiyon. Ama geneli hareketli ve geneli çok, nasıl söyleyeyim, çok çağdaş yani çok böyle club, çok farklı soundlar var. Yani sen dinlemedin mi sabah? Çok az, bakalım mı? Bakalım peki. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti
Grup Tabanca olabilir mi mesela? Tabanca gibi çalıyorlar. Aklıma geldi. Sibel Hanım hatrı için bir aylığına adınız Grup Tabanca. Eyvah. Ama Sibel Hanım'ın hatırına. Hatta Sibel Hanım'ın yüzü suyu hürmetine. Ben, ya şimdi biz bazı klişelerden çıkmak istiyoruz. Yani albüm dinleniyor, çok güzel, nasıl yazdınız, klibi izliyoruz. Müthiş, kimle çektiğinizden ziyade her ne kadar klişelerden kurtulmak istesem de neden bu parçayı seçtiniz özellikle? Ben seçemedim. Kim seçti? Aslında Özgür Aras, daha doğrusu Sezen Aksu seçti şarkıyı. Hı hı. Çünkü şöyle bir durum oldu. Sezen bana bütün repertuarını açtı. Hangisini istiyorsan söyle, hı hı, dedi. Ben için içinden çıkamadım. Çünkü ben hepsini söylemek istiyordum. Hani onu mu yapsak, bunu mu yapsak falan derken baktı ki olmayacak, ağırlığını koydu. Ya kaç yıl geçtiği söylesene, hani hem benim için çok özel bir şarkı hem de senin sesine çok yakışacak, dedi. Bence haklı da çıktı. Peki klip senaryolarını kim yazıyor? Mesela o tarz şeylere karışır mısınız? Yani, tabii tabii, ben her şeye karışıyorum. Çok fenayım o konuda. Bütün kliplerinize mi? Bütün değil. İlk baştakilere karışamadığım dönemler oldu. 97 yılında ben kendi şirketimi kurdum. Kendi plak firmamı kurdum. Ve 97 yılından sonra yaptığım birçok işte prodüktör olarak da ben imza attım. Dolayısıyla o zamandan beri aşağı yukarı çoğunluğuna çok feci şekilde karışıyorum. Öyle böyle değil. Öyle yani bir yapınız var. Çünkü var, hani ben dedim var ya size, siz her ne kadar inanmasanız da sabahleyin klipleri izledim. Hatta klipleri tekrar tekrar izledim. Şu an bütün senaryolara hakimim. Yani ekip olarak, Ali Biçim Show olarak hakimiz. Fakat bizim ekip olarak içinden çıkamadığımız bir klip var. Yani bunu bugün şu an ekranları başında bizleri izleyen stüdyomuz, sevgili Grup Tabanca, sizlerle de paylaşıyorum. Biz bu klibin içinden... Bir şey diyeceğim, öyle tabanca derken yüzünü büzeceksen hiç hemen şurada değiştirelim ismi. Ben sizin için şu an grubun ismini sadece Sibel bile yaparım. Şu andan itibaren her şeyi yaparım. Bir tane klip var. Gerçekten işin içinden çıkamıyoruz. Ben de bu arada parodi şarkılar yaptım zamanında. Böyle çok meşhur popüler parçaları aldım, Türkçe sözler yazdım. Hakikaten bir popçunun bile çekemeyeceği klipler çekti. Çok hareketli klipler çekti. Sizinkilerden daha iyi olmasın, estağfurullah. Hani yanlış anlamayın. Fakat dediniz ya siz de, hani 97'den sonra ben bir el koydum işlere. Neden öyle diyorsunuz? Yani ondan önce demek ki bazı şeyler var karışamadığınız. Tabii. Sonra ama bayağı bir radikal kararlar alınmış. Çünkü hani görsel olarak kliplerinizdeki içerik, senaryo... Onlar bayağı bir değişiyor. Elimden geldiğince karıştım yani. Bir tane var. Şu an bir ona bakalım mı? Biz işin içinden çıkamıyoruz. Bakalım. Bir de beraber izleyelim. Bak. İçim rahat. Ben, bu şarkıya hepimiz hakimiz. Bağlamaz beni, beni bağlamaz, bağlamaz beni, beni bağlamaz. Ufak hesaplar, klibi yapacaksın diye bekliyorum. Kitabıma sığmaz her şey bir yere kadar. Herkes birilerini şöyle yapabilir mi? Demek ki herkes bu şarkı söyleyince çok büyük bir etkisi oluyor. Sizle beraber eşlik edelim mi? Okey. Son 2, 3, 4. Bağlamaz beni, beni bağlamaz. Ufak hesaplar, kitabıma sığmaz. Her şey bir yere kadar, bu kadar olmaz. Bağlamaz beni, beni bağlamaz. Bağlamaz beni, beni bağlamaz. Ufak hesaplar, kitabıma sığmaz. Her şey bir yere kadar, bu kadar olmaz. Daha deminki klibe dönelim.
Senaryosunu... Gerçi ben beğendim. Her ne kadar Sibel Hanım 97'den sonra ipleri eline alsa da... Şunu bir görelim mi artık? Biz o ağacı bulduk. Elinizi kolunuzu bağladınız o garip ağacı. Hayır. Ya Ali Biçim Show niye var? Buyurun. Evet sayın seyirciler. O inanılmaz, o muhteşem, o büyülü ormanın içindeyiz ve o tılsımlı ağaca ulaştık galiba. Bakın orada durmuş. Bizim ona dayanmamız bekliyor adeta. Hadi yaklaşalım. Görüyor musunuz? İşte bu tarihi abide. Şimdi Sibel Tüzün'e bir saygı duruşu olarak kendimizi buraya bağlayacağız ve şarkısının sözlerinden esinlenmiş bir maniyi okuyacağız sizlere. Karanfili kurutmadım. Yar ben seni unutmadım. Ben bir garip merdoğlanım. Bağlamaz beni, beni bağlamaz. Aman tanrım inanmıyorum sayın seyirciler. Ağaç adeta dile geldi, yüze geldi. Merhaba ağaç emmi, nasılsın? Ve aleykümselam, kimsin? Mert ben, Ali Biçim Show'dan. Birkaç sorumuz var, acaba cevaplar mısın? Oo Alicicim, severek izliyoruz. Bir Sibel Tüzün vardı, Sibel Tüzün. Bilir misin, hatırlar mısın acaba kendisini? Bildim, bilmem mi? Ne bilirim hem de. Şu anda Sibel Tüzün bizi izliyor. Kendisine bir mesajınız olacak mı acaba? Valla ben kendi halimde bir açtım. Duruyorum burada, böyle bir şey oldu, bir kameralar falan geldi. İşte yok efendim set ekibi, yok bilmem ne, beni bir ölçüp biçiyorlar. Dedim hayırdır, yok emmi bir şey yok, işte klip çekeceğiz falan filan ederken işte kardeşim klip çekiyorsun da bana mı çekiyorsun şu an? Beni niye böyle müşkül durumda bırakıyorsun derken falan pişman, affedersin, görmek istemeyeceğim şeyler gördüm Mert'cim, ben sana öyle diyeyim. Görmek istemeyeceğim şeyler gördüm, hissetmek istemeyeceğim şeyler hissettim. Özellikle de yüz çevrem. Yani dandun girişler bana kısaca, ben sana öyle diyeyim, dandun girişler. Bu benim kanayan bir yaramdır. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Yani beni burada şimdi kötü konuşturacaksınız, klip çekeceksiniz. Affedersin. Başka yerde çekin. Evet sayın seyirciler, anlaşılan Sibel Tüzün bu tılsımlı ağacı epey bir kızdırmış. Bu karışıklığın bir parçası olmayalım diyoruz ve yavaş yavaş ortamdan çekilip bu kalim yönetimi onunla yalnız bırakıyoruz. Mağdur ağaç. O mağdur ağaç. Ya nerede çekildi o klip? Şimdi o gün 3 klip çekiliyordu. Nasıl? Sizin 3 klibiniz? Evet. Aa. Aynı şarkıya. O zaman öyleydi. Aynı şarkıya 3 klip. Apar ayrı şarkıları 3 tane farklı şarkıya 3 tane farklı klip çekiliyordu. Hı hı. Dolayısıyla o klip Beşiktaş, Dolmabahçe, ondan sonra oradan işte Kınalı Ada'ya gidildi. Ya Kınalı'da ya Heybeli'de askeri bir alan var. Ondan sonra yönetmen dedi ki oraya girelim. Ben dedim ki giremeyiz, orası askeriye almazlar. Ha, bunu bir müzisyen olarak siz düşünüyorsunuz ama... Ondan sonra yönetmen Amerikalıydı. Ha. O da dedi ki yok sorun olmaz, ben Amerikalıyım. dedi. Girdik. Orada pontona bağlandık. Ondan sonra askerler geldi. Böyle siz ne yapıyorsunuz burada diye. Ha, çıkartmak istediler bayağı. Tabii haklı olarak, yani biz izimizin almadan daldık yani. Ondan sonra ve çekim de yapıldı oralarda, biliyorsunuz çekimi yapmak da yasaktır. Ben kıvranıyorum, tutuklayacaklar bizi diye bekliyorum böyle. Neyse anca sildiler bantları. Aa. Bizi serbest bıraktılar sonra. Sonra başka bir adaya gittik. Ondan sonra işte çekim diyor mesela yönetmen. Peki diyorum hangi şarkı? İşte beni bağlamaz. Tam beni bağlamazı söylüyoruz. 2 dakika sonra mesela orada bir kahvede oynayan çocuklar görüyor kahvenin önünde. Aa burası çok hareketli, çekim yapalım. Hangi şarkı? Şamata falan şeklinde böyle 3 tane klip çekildi. O arada da o ağaç adalardan bir tanesinde bulundu. Bir de fayton sahnesi falan vardır ondan sonra. Sonra yönetmen gitti. O dönemki firmanın elinde bantlar kaldı. Ne yapacaklarını bilemediler. Ve bir başka yönetmen alıp 3 tane klip için
3 tane farklı şarkı için çekilmiş görüntüleri montajlamış. Yani benim de bunlardan haberim yok. Bu farklı farklı görüntülerden oluşan bir o zaman kolaj gibi bir şey. Tabii mesela ya ilerisini seyretseniz benim ağzım şamata şamata diyor. Altta beni bağlamaz çalıyor falan yani. Evet. Yani sırf o ağaç değil olay yani. Aa tabii biz bunu bilmiyoruz. Tabii böyle çok acayip şeyler yaşandı yani. O hani 90'larda klip çekmenin hani ilk örneklerindendir. Çünkü o zaman bu müzik kanalları hayatımıza giriyordu. Biz daha her şeyi yeni yeni öğreniyorduk. Hayır, bu arada biz de zannediyorduk ki yönetmen bir şey deyince peki diyeceğiz falan. Sonradan öğrendik işte yani 7 senede yok bu kaçta 93'te çekildi. Demek ki ben 4-5 senede demişim ki tamam artık ben... İpleri elime almam. Tabii. Ha. Peki şey hani fikir kimin? Yani şimdi Amerikalı bir yönetmene kendinizi emanet ediyorsun, emanet şimdi firma söylüyor onu. Diyor firma. Ki firma diyor sen bu yönetmenle çalışacaksın diyor. Toplantılar yapılıyor. Yönetmen diyor ki şöyle şöyle şeyler çekse, şöyle olacak, böyle olacak falan. Bir Amerikalı'ya da nasıl anlatacaksın ondan ki şeyi Türk beni bağlamazı. Türk asıllı Amerikalı. Türk asıllı Amerikalı evet, bir de. Türk asıllı Amerikalı falan. Yani böyle bir şey. Her gelen yeni konuğuma halamdan bahsediyorum. Ve herhalde biz canlı yayına geçene kadar halamdan böyle bahsetmeye devam edeceğim. Seyirci daha iyi bilir. Ben halamdan yıllardır ölüm tehditleri alıyorum. Yok bu arada ciddi. Hep alkışlamana gerek yok. Ölüm tehditleri alıyorum. Yeğenlikten reddedildim. Fakat halamın benim programımla olan bağlantısı hiçbir zaman kopmadı. Canım alan böyle enteresan girişler yapıyoruz ama hep boş sorular çıkıyor. O beni çok geriyor. O yüzden şöyle enteresan bir şeyle başlayalım bakalım. Halam soruyor. Lütfen bunu benden algılamayın. Halamdır yeridir. Ama çok normal bir şeyle karşılaştık ilk defa. Hayatında yaşadığı en büyük değişim neydi? Bana mı soruyor bunu? Tuna'ya sormuyor. Halam beni tanıyor mu? Halam yani... sizin için hazırladı bu kutuyu. Ha okey. Tamam. Lütfen. Tamam. Herkes için özel kutusu var. Tamam. Hani çok yakından tanımıyorsanız beni bir pop şarkıcısı olarak tanıyabilirsiniz ama ben gidip işte caz projesiyle de bir sürü yerde konserler verdim. Hı hı. Ya da işte ne bileyim, Çağdaş Tiyatro oyunuyla yurt dışında festivallere katıldım falan. Hep birlikte aslında yaptık onları. Sadece ben yapmadım. Sadece biraz değişime ayak uydurmak gerekiyor. Yani bizim de biraz hızlı takip etmemiz gerekiyor. Evet, biraz. Duy hala, son soru. Sen de benim gibi bir Dinçer Güner takipçisin Sibel'cim. Astrolojiyi evet. Hayatında nasıl kullanıyorsun? Tavsiyeler işine yarıyor mu? Öncelikle umut veriyor. Yani ben Dinçer'in yorumlarını okuduğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Çünkü o da hayata olumlu tarafından bakan bir astrolog. Bir de gerçekçi bakan bir astrolog. Astrolojinin de çok eskilerden bugüne gelen bilim olduğuna inanıyorum. Evrende tabii ki gezegenlerin hepimizin üstünde etkisi olduğuna inanıyorum. Çok da hani böyle her sabah kalkıp da evet şimdi şu saatle şu saat arası kuzey ay düğümü şöyleymiş o zaman toplantımı yapmayayım falan gibi de değil. Ama takip ediyorum evet. Sen açmazsın konuyu gerçi ama şimdi ben Survivor'a gitmiştim ya orada okyanusta bir şey gördüm, gelgit gördüm Dolunay zamanı. Biz burada o kadar büyük bir gelgit görmüyoruz tabii Marmara Denizi'nde. Ne göreceğiz? Orada şimdi kocaman okyanusta inanılmaz bir su hareketi oluyor. O zaman da dedim ki kendi kendime yani bizim de vücudumuzun %75'i su. Yani bizim kimyamızı da değiştiriyor bu demek ki. Bizim çok doğru. Beyin kimyamızı özellikle vücut kimyamızı değiştiriyor. Dolayısıyla evet inanıyorum yani Dolunay'a, yeni aya. Niye inanmayayım ki? Pin kodu falan? Ha? Pin kodu falan? Ne pin kodu? Pin kodu. Nasıl yani? Pin kodunu ilk defa duymuyorsunuz. Hayır duymuyorum ne alakası var? Gizli bir şey biliyorum diye sormadım şu an. Sadece pin kodu aklına çıktı ağzımdan. Aklına mı geldi öyle? Hayır hayır şimdi astrolojiden bahsettik ya o yüzden pin kodu geldi aklıma. Düdüklü tencere. Düdüklü tencere? Yani. Bir dakika niye geriyorsunuz ortalığı ya? Hayır hayır.
Astroloji dedi ki ondan pin kod dedim. Artık her şeyi söylemeye korkmaya başladım. Ya pin kodu. Hani insanların doğum tarihi, gün, ay, yıl alınır, saat, doğduğu saat. Ona göre hesaplamalar. Ona pin kodu deniyor? Ben telefondaki anladım direkt. Bak onu bilmiyorum. Ali Biçim Show devam ediyor. Ailesinden hepimizin tanıdığı Seren Seyven Gökhan Alkan bizlerle. Beklettim size, özür dilerim. Sibel ya Hanım'a hayat. Kendimi affettirmek için yaklaşık 2 milyon dolar harcadık. Ah. Böyle bir şey olamaz ama değdi. Sibel Hanım şu an çok iyi. Siz nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Biz de çok iyiyiz. Siz ne oldu yani? Bir, galiba sizi ben daha çok beklettim. Yok canım, hiç öyle bir şey yok. Niye bu kadar tribe girdin sen ya? Gayet rahat ol, ne olur keyfimiz yerinde. Allah Allah! Doğru mu çok bekletmediğim? Doğru, çok doğru. Bekletmedin. Şunu bir görür müyüz? Selen Hanım kusura bakmayın, sizi bekletiyoruz ama Ali bir 10 dakikaya kadar hazır. Hemen gelecek, yayına alacağız sizi. Peki, çok teşekkür ederim. Ali Bey brunch için Paris'e kadar gitti. Yani bir 10 dakikaya kadar gelecek. Hmm. Peki, önemli değil. 10 dakika. Ali Bey'i hayranların arasında kaybettik. Bir 10 dakikaya bulup şey yapacağız, geleceğiz. Peki. Ali Bey yayın öncesi meditasyon yapıyor. Hemen bitecek ama. Bir 10 dakikaya. Tabii. Ben şu yaşımda öleyim gideyim, benim yaşlanmış halimi kimse görmesin, o neydi öyle? Yok. Bekletirken yaşlandırdın beni. Yaşlanmak Ali... ayrı, çökmek ayrı. Selen çöktüm. Bunlara katlanacağız. Evet. Aynı camianın içerisindeyiz. Ben tekstilden gelmedim. Yani birbirimizi kandırmayalım. Ben de kozmetikten gelmedim aşkım, biliyorum. Gökhan Keser gülüşüyor. Kocamın ailesi. Evet. Nasıl gidiyor? Kocamın ailesi. Vallahi çok iyi gidiyor değil mi Gökhan? Evet. Kaçıncı bölüm oldu? 710? Ya, ha, hiç hakim değilmişim. Kaçıncı bölüm? Dördüncü bölüm yayınlandı galiba. Hayır olur mu? Üç yayınlandı. Dördü çektiniz, 7 yayınlandı diye duydum ben. Dördü çektik, 8'e doğru. 8'den başladık biz çekmeye. Daha bir yayınlandı. Ya bir şey diyeceğim. Nasıl gidiyordu? Ne oldu? Şunu anlatın ya. Bak çok gerildik. Bir şey, bir içecek bir şeyler söyleyeyim size. Yok, teşekkür ederim. O kadar da değil zaten. Bizim de. İşimiz çok keyifli gidiyor ya. Setimiz de çok tatlı, işimiz de çok keyifli gidiyor. Teşekkür ediyoruz evet. Herkese. Evet.
Reytingler gösteriyor zaten nasıl gittin canım. Reytingler gösteriyor. Umarım hep öyle gider. Umarım ben İnşallah. De öyle giderim. Gerçi İnşallah. Benim 1003. Sizi bilmiyorum ama. Öyle. Kimse inanmıyor ama 1003. Sözleşme ne öyle? Yok sözleşmem evet. Aa, harikaymış. Başka ne olabilir ki? Yok bedeni mi 1003 bölüm? Başka ne olabilir ki zaten? Sette nasılsınız? Sette keyifliyiz ya. İşimiz evet. çok keyifli. Tam olarak roller ne şimdi? Karı koca oynuyoruz biz. Nasıl bir karı koca? Birbirlerine çok aşık bir karı koca. Misal? Yani sümüğünü yerim. Ne diyeyim sana Allah Allah. Nasıl aşık bir karı koca olabilir? Çok aşık işte. İyi ki aşkı tanımla diye sormadın Ay, ha. Ay sorma. Yani iyi sorma, ki... Sorma iğrençleşirim. İyi ki aşkı... Emin misin sette iyi olduğunuza? Evet. Bak ikidir böyle bir şeyleri teyit etmeye çalışıyorum sizden ama. Bir dakika şimdi ne gelecek? Bir dakika. Ne gelecek? Eminiz ya tabii evet, ki. Karı koca oynuyoruz biz. Hayır hayır sette nasılsınız derken karakter olarak değil. Şimdi oyunculuk piyasasında şimdi çekerken karı kocayı oynarsın. Ondan sonra bana ne kardeşim kocayı oynayamıyor daha bununla mı uğraşacağım falan filan dersin. bak, böyle bak, şeyler bak. Oluyor mu? Anlaşamadığımız şeyler oluyordur elbet. Selen tekrar hoş geldin. Galiba gerileceğiz farkındayım. Biz... kocamın ailesi dizisinin setine gittik. Ah. Nerede çekiliyor? İskandinavya'da galiba. Evet. Çok uzak Baltık setiniz. Baltık ülkelerindeyiz biz evet. Ya var ya Gökhan tamam dur dur. Hepinizin foyasını ortaya çıkartacağım. Şu sette yaptığımız röportajı bir girebilir mi? İki saattir onu arıyorum saç baş yapmak için yani. Nasıl biridir Selen Hanım sette peki? Çok kötü. Saçını yapmaya başlıyoruz. Daha başlarken şey ayaklarını yıkattırmaya çalışıyor. Selen'im sen bir tane çay getirdin. Sıcaktı, biraz soğuk diye çay bayağı bir fırlattı yani. Bu Gökhan değişik bir arkadaş. Cebimize vuruyor, bozuk para arıyormuş. 1 lira istiyor, nasıl başrolü ben anlamadım yani. Ya Gökhan böyle geliyor sete star havalarıyla böyle beni çileden çıkartıyor. Ya Selen zaten ayrı bir dava. İyi kız ama bir de ayakları kokmasa. Güzel, çok güzel bir kadın. Uyurdu var ama yani şimdi insanın içinin güzelliğinin yüzüne vurması lazım. Vurmamış. Gönül isterdi ki o güzellikteki bir kadının içi de öyle güzel olsun. Şöyle diyeyim Gökhan bir yere kokuyor. Ukala bir sinepe böyle burnu havada falan sanırsın Hollywood'da iş çekiyor. Sette falan makyajını sildirip tekrar yaptırıyor. Kirpiğim olmadı diyor tekrar yapıştırıyor. Kayıtlı değiliz değil mi? Yok yok kayıtlı değiliz. Valla Selen Hanım deyince durdum açıkçası. Kostüm konusunda çok kaprislidir. Pantolonda problem çıkarır, ütüsünde problem çıkarır. Gökhan bir kere çok sert bir çocuk, böyle kapalı bir çocuk falan. Kızımız deseniz öyle, yani pek mutlu değiliz aslında bu konuda ama bunu bilmem söylemek gerekiyor. Kaydetmiyorsunuz değil mi siz? Kayıtlı değiliz. Ne diyorsunuz peki? Bilmiyorum, benim bacaklar titremeye başladı sizin. Sizin set deneyiminiz benden daha fazla. Öyle ben mi? Hayatımda bir kere dizide oynadım. Ha. 1040 bölüm çektik. Maşallah. Yo, bizim hep öyle uzun soluklu sürdü projeler. Senin sözleşmelerin öyle çünkü. Evet. Sen o sözleşmeyi bir taktın ama. ben şimdi de bu röportajlardan sonra ne diyeceksiniz? Mesela böyle şeyler oluyor ama. Ya herkes şeyde sette birbirine... Gerçek göründüğü gibi gözükmüyor ki ya. Ya yani yok. Saçına sprey sıkarken bir anda. Ama her zaman öyledir. Yüzüne gülersin, arkandan konuşursun hayatım. Öyle mi? Böyle tabii canım. Peki bir şey diyeceğim. Oyuncuya oyuncudan başka sevgili olmaz demişsin. Of. Ya bu böyle mi peki yani? Of, atom çocukken mühendisi... söylediğim şeyi arayıp onu mu buldun? Ya bu ansiklopedik bir bilgi değil Allah aşkına. Şimdi yani bu 22 yıl önce verdiğim bir önce röportaj. Söylediğim bir şeydir evet. 22 yıl önce verdiği bir röportaj. Doğru söylüyor bu arada. Hakikaten öyle mi? Seneler önce verdiğim bir röportaj ayolu. Senin makine mühendisliği. Hı hı. Makine evet. mühendisliğinden ne zaman geçiş peki? Ya geçiş hep vardı zaten. Nerede bir sosyal aktivite ben oradaydım. Yani üniversitede de, lisede de. Sosyal aktivite derken onu biraz açar mısın? Açayım. Ya mesela şöyle ilginç bir adam. Birinci sınıfta okuma bayramı yapılırdı yani. Ben 1E'de okuyordum. 1E'de 5 tane farklı rolde oynuyordum. Bir de 1A'da da oynuyordum mesela. Gökhan bizde de oynasın dediler. Ben oraya da gitmiştim. Yani nerede bir sosyal aktivite, nerede bir anneler günü, nerede bir şey... Anneler gününden evet, yapıyordun? Evet, işte beni sev... annelerle el ele İstiklal'de. Hakikaten ne yapıyordun ya? Yani seviyorlardı beni anneler böyle.
Sonra tam olarak nasıl oyunculuğa karar verdin? Yani bir anneler gününde şiir okurken böyle hayır oyuncu olmak istiyorum deyip böyle uçarak uzaklaştın mı? Ne yaptın? Ama şimdi zaten bu iç duygu, bu iç kaşıntı hep devam ediyor. Bu adam sonra geldi evde Karagöz'e civat oynatmaya başladı. Sonra arkadaşlarım top oynarken ben küçük bilet kesiyordum. Bütün kızları etrafıma toplayıp tiyatro yapacağız diyordum. Beraber de bayağı böyle biletli tiyatro gösterileri yapıyorduk. Ne oynuyordunuz? Ya işte tiyatro diyoruz ya ama. Ya işte şey doktorculuk. Allah ne verdiyse yani. Brecht, o gün evet. İşte ayı vardır, işte Hamlet vardır. Yok, o, o dönem direkt doktorculuk. Gel kalbini dinleyeyim. Gel şuna bakayım. Ama gel. Bir şey diyeceğim. Sibel Hanım, Gökhan'ın çok enteresan bir şekilde bir seslendirme yeteneği var. Doğru mu? Yani doğru nacizane değil de. Doğru değil de. Doğru değil. Öyle sen istedin de. Nacizane yapmaya çalışıyorum. Ne seslendirdi mesela? Ya bundan önce bir reklam filmi seslendirdik. Bir de tabii ben... ver, marka ver. Yığılalım biz bayağı, burada. Evet, bayağı. Yığıldık şu an gittik yani, evet. İşte bir X reklam filmini seslendirdim. Ondan hadi sonra... ya. Hadi ya. Siz iyi bilirsiniz X reklam filmi. Ben... Seriydi o. Evet, evet. Hepsi bendeydi. Bir de işte öyle canlı müzik performansların falan vardı. Nacizane öyle para kazanıyorduk öyle. 3-5 harçlığımı kazanıyordum. Siz gelmeden önce tabii burada çok enteresan şeyler oldu. Size de soruyorum. Ekranları başındaki insanlara da soruyorum. Sibellemek nedir diye biliyor musunuz? Sibellemek. Ne olabilir sizce sibellemek? Dalmak. Dalmak. Ya bu bir su sporu değil. Sizce ne olabilir sibellemek? Sibelledim falan. Sizi dışarı alabilir mi? Sibellemek ne olabilir? Sizce? Bulguru ne? Bulguru hani böyle taşlarından ayırmak gibi geldi bir an. Bulguru taşlarından ayırmak. Elemek. Sizce? Bilmiyorum. Siz ikinize. Şimdi sibellemek çok enteresan bir şey. Bunu Ali Biçim Show yani ekibimiz enteresan bir şekilde keşfetti. Sibellemek diye bir şey varmış literatürde. Duydunuz mu? Seni duymuş olman lazım. Selen? Yok. Bende öyle bir şey yok. Benim duymuş Sibel Hanım siz? Yok. Sibellemek. Ağaca bağlanmak. Ağaca bağlamak. Şu Ali Biçim Show ayrıcalığıyla sibellemek iyi görebilir miyiz? Görüyorsunuz. Onlar sibellememiş gerçi. Ne düşünüyorsunuz? Milyarlarca fotoğraf ve herkes sibelliyor. Sibelliyor. Bu arada hashtag sibellemek etiketiyle bize sosyal medya hesaplarından bu fotoğrafları gönderebilirsiniz. Yayınlamayacağım, kendime saklayacağım hepsini. Çok ciddiyim. Daha bu kadar mıydı? Bana niye 10.000 tane var diye söylüyorsunuz o zaman? Sibellemekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Beni Bağlamaz klibini izlediniz mi? Yok, izlemedim ama sibellemek, ne bileyim kendimi sibelliyesim geldi. Ne diyeyim yani, gidip bir ağaca. Gökhan sen? Yani sibellemek galiba serinlemekten geliyor. Yani, yani böyle öyle bir söylüyorsun. Sibellemek insanın kendine yakışanı giymesi falan filan diye. Ben hani olumlamayla baktım biraz. Ne çıkacak altından bilmiyorum. Siz Sibel Hanım? İyi ki yapmışız o şarkıyı da, o klibi de çekmişiz. Bak kaç saattir böyle konu alıyor. Gülüyoruz hep beraber, ne güzel. İyi ki varsınız. Siz de. Jan Jan Tümen. Daha bitmedi. Jan Jan filminde henüz daha 17 yaşındayken rol almışsın. Doğru evet. mu? Evet. Çok genç yaşta sektöre atılmak nasıl bir şey? Zor mu? Zor tabii. Bak Justin Bieber yavaş yavaş gidiyor. Ya. Bieber şimdi... sevenler? Aa, bir tane mi çıktı? Süper süper. Ben çok seviyorum. Ya şöyle zor, sektörün içinde büyümek zorunda kalıyorsun. O yüzden kötü aslında. Ne olacak ki sektörün içinde büyüsen? Yani senin ergenliğine şahit oluyorlar. Deli doluluğuna şahit oluyorlar. Fevriliklerine şahit oluyorlar. Böyle hani daha yeni mesela büyüdüm diyebilirim. Kendimi güzel bulmuyorum ve de güzel olan herkes ekranda olabiliyor. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Güzel olan herkes ekranda olabiliyor. Evet öyle düşünüyorum. Kendimi de güzel bulmuyorum. Doğrudur. Ya şu an doğru söylemiyorsun doğru ya. Doğru söylüyorum. İltifat olarak algılama yani. Yok, iltifat olarak zaten
iltifat edilsin diye de söylenilen bir şey değil. Ben mesela etrafımdaki kızları daha çok güzel buluyorum kendimden. Çünkü bende olmayanı her zaman daha çok beğenmişimdir. Bu bir kıskançlık meselesi galiba. Gökhan, sen kendini nasıl buluyorsun? Normal, insan. Yani benim elimde de zaten kendisini cyborg gibi hissediyor diye bir ibare yok. Muhakkak yoktu. Yani hakikaten hani... kendini dışarıdan nasıl... Ya şimdi ben hani yüz güzelliğimiz hemen hemen aynı olan iki insan olarak söylüyorum. Yapmayın arkadaşlar ya. Saatlerdir gerginim, yapmayın. Bari şuradan bir şey yapın ya. Hakikaten yani çok yakışıklısın. Ya bizim şimdi mesela ekipten bir arkadaşım kuliste mesela konuklarla ilgili bana bilgiler geçiyor. Şimdi bilgi geçerken mesela geçen hafta konuğumuz Gökhan Keser'di. Evet. Adam hani ister istemez bana sürekli şeyden bahsediyor. Abi senden yakışıklı olmasın ama şimdi herif geldi falan filan, kızlar biraz böyle çığlık atacak. E tamam. Ya yine şimdi senden yakışıklı olmasın ama falan filan. Her seferinde böyle giriyor lafa. Şimdi bugün aynı faciayı yaşamamak için onu uzaklaştırdım. Ama gel gör ki şu an karşılıklıyız. Ben çok merak ediyorum. Yani hakikaten yakışıklı bir adam aynaya baktığı zaman kendini nasıl hissediyor? Yani bunu diyor musun? Ulan bugün de yakışıklıyım be falan diye. Ayrılıyor musun? Yoksa hakikaten mesela Selen gibi sen de mütevazı mı davranacaksın? Yani çok samimi olmak gerekirse ben öncelikle dediğin gibi bunu köreltmeye çalışan adamlardanım. Yani hani çok şükür elim yüzüm düzgün. Bu Allah tarafından verildiyse de ama bunu köreltmem lazım. Neden? Yani neden şöyle bir şey? Yani ben az önceki insanım demek. Aslında ben insan olmaya çalışan bir adamım. Hani saf, temiz, düzgün bir adam olmaya çalışan bir insan olduğum için. Ağlattım be. Yani hani bu, yani bu yakışıklılıktı, güzellikti. İşte aman bugün çok güzelim. İşte kaşım şöyle, burnumun kenarı böyle. Demektense işte diyorum aynı ki, ben ya. Evet, ne güzel işte. Ne güzel. Demektense mesela işte diyorum ki işte gözü görmeyen var diyorum. Şükrediyorum filan. Yani. Haklısın. Çok haklısın. Ne kadar iyi kalpli bir insansın. Teşekkür ederim. Peki siz aynı şeyi düşünüyor musunuz? Siz aynaya baktığınız zaman siz çok güzel bir kadınsınız. Yani ister kabul edin ister etmeyin. Yani iki tane güzel bayan var biliyorum. Farklı farklı şeyler söyleyeceksiniz ama siz aynı zamanda sporlarla ilgilenen de bir kadınsınız. Sporla alakalı ben otomobil sporları yaptım. İki dönem kopilotluk yaptım. Türkiye Rally Şampiyonası'nı takip ettim. Hatta bir ara yazılarınız da vardı. Yazılarım da vardı. Ondan sonra yelken yaptım. Selen, senin var mı öyle bir sporculuk, avcılık, atıcılık? Yok, hayır. Hiç yok. Hiç mi yok? Yok. Gökhan, sende var ama. Var. Bu kadar mütevazılığın içinde var. Sen ne yapıyorsun? Ya ben ya insan Terminator olmak için ne yapıyor? Sağlıklı besleniyorum, düzenli uyku, düzenli spor ama 80 gün evvel sporu bıraktım. Tam 80 gün oldu mu ya? Evet, yani 12 kilo verdim öyle söyleyeyim. Aa! 12 kilo. Nasıl, dizide görüyor muyuz seni 12 kilolu haline? Diziye başlamadan önceki haliyle şu anki hali arasında. Evet. Var mı mesela öyle tripler dizide? Mesela Christian Bale işte Batman'e hazırlanırken bir anda kas yapıyor işte ama dövüşçü filminde bir anda çöküyor böyle bir adam oluyor. Evet. Ya ben de tabii insanın ne yaparsam yapayım bir Gökhan Alkan duruşu ve konuşması olacağı için bir şekilde vücuttaki formunu değiştirmek, ne bileyim o adama bir şeyler yüklemeyi seviyorum. Evet, bu rolde de ben gittiğimde böyle 12 kilo fazlamı düşünün. Hani biraz daha böyle kaslı bir adam olarak görüşmeye gittiğimde bana dediler ki kilo verebilir misin? Verdim bile dedim. Ne kadar sürdü? Ne kadar sürdü? 25 günde 7-8 kilo verdim. 25 günde 7-8 kilo. Ben bunun sırrını biliyorum. Doğrudur. Birazdan Gökhan Alkan gibi olmak nasıl sizlere açıklayacağım separatörden sonra. Sibel Hanım, değerli oğullarınız için
Başta ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökhan, kaç basıyorsun abi? Bir dakika dur. Pres, kaç pres? Yani göğüs pres diyelim mi? Bench pres diyelim mi ona? Çünkü bench hani, pres midir? Ben tam hakim değilim. Tamam, yani hani kaç basıyorsun çok... Çok genel bir soru genel oldu, bir pardon soru. Özür dilerim. Evet. Yani kola az basıyorsun, omuza fazla basıyorsun diyebilirim. Ama göğüste mesela en son bıraktığımda 120 basmıştım. 120 mi? Evet, yani yatıyorsun bench sehpasında nizami göğüs. Selen inanıyor musun buna? Niye inanmayayım? 120 basabilir mi bir insan? Selen biliyor. Canım. Ya aynı dizide, aynı dizide oynuyorum diye bunu bana yapmayın. Şimdi şöyle bir şey var, onu söyleyeyim. Biz çekimlere başlamadan önce tabii ki de ön hazırlık oldu. Bunun okuma provası bilmem ne. O zaman ben Gökhan'ın vücudunu biliyorum. Nasıl bunun ya? Bunun iki katıydı. Tabii canım. Nasıl yani? Yani yalan söylemiyor kilo verdim derken. Bizim reklamlarımızı izlediniz mi hiç? İzledim. Geçen hafta bir Gökhan Keser gülüşü sattık. o zaman ne diyoruz? Hangi kamera? Siz de Gökhan Alkan gibi diri, dipdiri ve presli bir vücuda sahip olmak ister misiniz? Siz, siz, ya siz ister misiniz? Ya erkekler, siz Gökhan gibi bir vücuda sahip olmak ister misiniz? Kızlar size de soruyorum. Evet. Gerçekten ister misiniz? Evet. O zaman Gökhan'ı sahneye davet edelim mi? Evet. Hayır! Hayır! Bir dakika. Şimdi... Öncelikle evet. Lafını balla kesiyorum, özür dilerim. Şu mesajı vermem gerekiyor. Nasıl sigara sağlığa zararlıysa sporda ısınmadan yapmayın. Evet. Kurban olayım yapmayın. Gökhan, bir sporcu nasıl ısınır önce? Yani önce kalkarsın sabah, evet. Evet. Sporun devinimi sabah başlıyor. Ya uyandın. Önce güzel bir kahvaltı yapman lazım. Protein ağırlıklı. Nerede yaparız? Karaköy'de falan. Yani evde olması lazım aslında. Çünkü 10 tane yumurta Karaköy'de istediğin zaman abi. 10 tane yumurta mı? Evet. Yani işte yumurtanı yedin, akabinde bir iki saat sonra bir karbonhidrat takviyesi alman lazım, karbonhidrat yemen lazım. Antrenmana 3'te gidiyorsan mesela, 10'da kalktın, kahvaltı yaptın, 12'de karbonhidratını aldın. Sonra antrenmana 1 saat kala yine biraz karbonhidrat, biraz protein, sonra bir kahve içtin, Türk kahvesi ama. Selen'le 5 dakika lak lak. Sonra işte. O çok iyi geliyor, karnı çok iyi geliyor, bölgesel. O enerji aslında, o doğal enerji veriyor sana antrenmandan önceki. Ondan sonra da... Antrenmanını yapıyorsun, aynı heyecan antrenmandan sonra devam ediyor. İnanmıyorum. Kaldıramayacağım ya, o yüzden anlatıyorum. Hayır, 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 hayır. Önce bir Gökhan nasıl ısınıyor, bir onu görelim. Bir görelim. Görelim. Dur bakayım. Aldın ya enerjiyi. Ha, aldın. Arkadan da enerji de geldi. Buradan, buradan da geldi. Arkadan enerji geldi, evet. İşte spor anlayışı, evet. Evet. Geldi. Artık başlayabilirsin. O son harekette hazırım abi. Sen böyle mi hazırlanıyorsun peki? Ya şöyle söyleyeyim, ben gittiğimde önce bir 5 dakika kardiyo yapıyorum. Kan dolaşımını hızlandırmak için. Ondan sonra da bir açma germe yapıyorum. Tabii. Ya ısınmadan spor felakettir. Öyle söyleyeyim. Ben nasıl ısınıyorum bir görelim mi? Evet.
Buyuralım tabii de şimdi yapacağım hareket. Çocuklar yatağına mı geçsin, ne yapsın? Ekranları başındakiler. Hayır şimdi bu kiloyla... Ya birazdan bir hareket yapacağım, dağılalım gitsin ya falan tarzı. Ayaktayken bu barla, bu halterle yapalım. Yok lan, kaldıramayacağım de canımı ya. Evet kaldıramayacağım ama neden kaldıramayacağımın açıklamasını yapıyorum. O kadar anlattın ki Gökhan gibi bir vücut istiyor musunuz? Siz de onun gibi olmak istiyor musunuz? Dedin ya. Dedim. Şimdi bunu kaldıramayınca diyecekler ki... Bence kaldırır Gökhan ya. Gökhan kaldırır. Gökhan kaldırır ya. Kaldırır. Hadi Gökhan. Der misin? En azından dene. Yes. Evet. Hadi artık. Hadi. Dur orkestra dur. Gökhan rica etsem mikrofonu tutar mısın? Tabii. Ses geliyordu. Şey gibi ses geliyordu işte bu. Yok oğlum o tarz değil ya. Bas git. Kaç yıl geçti aradan ayrı. Bitsin artık bu hasret. Buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı. Bittin artık bu hasret. Buluşalım gayrı. Ne olur sormasınlar bana. Ne olur söyletmesinler derdimi. Saklarım ben onu kendime. Yerim kendi kendimi. Ne olur sormasınlar bana. Ne olur söyletmesinler derdimi. Saklarım ben onu kendime. Yerim kendi kendimi. Akıyorsa yaşlar gözümden. Dinliyorsa bir türlü gece gündüz. Kayardıysa bütün dünya. Vardır elbet bir sebebi. Kaç yıl geçti aradan ayrı. Bitsin artık bu hasret. Buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı. Bitsin artık bu hasret. Buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı. Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı. Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı.
sevdiğim beden. Akıyorsa yaşlar yüzümden, dinmiyorsa bir türlü gece gündüz. Karardıysa bütün dünya, vardır elbet bir sebebi. Kaç yıl geçti arada, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti arada, geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kaç yıl geçti aradan? 92'de tanıştık. Hı hı. 22. 22. 22. En son albüm ne zaman çıkmıştı? Albüm 2010'un sonunda çıktı. 2011 diyebiliriz. Yaklaşık 4 sene. Siz kaç yıl geçti aradan parçasını biliyorsunuz. Tabii. Bir Sezen Aksu parçası. Aynen. Sever misiniz Sezen Aksu'yu? Çok severim. Mesela hangi parçası? Hemen hemen bütün küçük Selçen'in bütün şarkılarını seviyorum. Ben de serisi var albümlerinin. Çıkardığı bütün albümlerini de almışımdır. Taklit var mı peki? Sezen Aksu taklidi? Yok. Bir oyuncu olarak? Yok, hayır. Hiç siz yapmadım. Gökhan Bey? Çok severim. Çok sevdiğim bir parçası var. Şu anda sen sorarsın diye bir düşündüm. İsmi neydi? Memleketime çoktan bahar gelmişti. Bahar. Mustafa Keser'di galiba o. Kimden de? Sezen Aksu. Mustafa Keser'di galiba. Yok, hayır, Mahmut Tuncer. Pardon. Mahmut Tuncer. Kutlama. 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 Çok severim. Çok severim. Spor yaparken Sezen Aksu dinler misin? Hayır. Hayır. Sen ağlama. Dayanamam. Gökhan'ın üzerine oynadığım zaman acayip mutlu oluyorsun. Ben mi? Aa, acayip. Hayır. Acayip. Çünkü şu anda lütfen partnerimle aramı bozmaya çalışma. Ben ikinizi çok sevdim. Dizinizi de 7. bölümden beri takip ediyorum zaten. Ama ben de mesela geçen sene sana gelmek istedim ama yani zaman bulamadık. Geçen sene Tayvan'daydım ben. Evet. Tekstil fuarında. Ben eski tekstilciyim. Gökhan sen bu arada ya çok güzel bir gülümsemeye sahipsin işte. Teşekkür ederim. Ama bazı şeylere hiç gülmüyorsun. Yani gülünecek şeylere gülüyorum demek. Sözüm Gökhan, meclisten dışarı ama yani hani... Estağfurullah olarak. Ne yanlış anlayacağım Gökhan sen de yani. Gökhan gerçekten nelere geliyor? Bir görebilir miyiz? Efendim? Alo, Gökhan Bey, merhaba. Müsait miydiniz acaba? Merhaba, müsaitim. Yani azıcık vaktinizi alacağım bir konu hakkında eğer müsaitseniz. Tabii tabii, buyurun. Benim ismim Barış. Ben Ali Biçim Show'dan arıyorum, programın editörüyüm. Ya bizim bir skeç fikrimiz vardı şimdi. Şöyle bir şey, Ali Bey sizi arıyor telefonla. Bir skece dahil etmek için sizi. Siz de teklifi kabul etmiyorsunuz.
Esprisi Ali sonunda ölüyor bu üzüntüye dayanamayıp. Yani tabii yapmak isterdim ama ben daha dün bir espriye dahil oldum. Yani bence yeterli, bugün bir espri daha kaldıramam. O zaman şey edelim. Teşekkür ederim. Gelince siz... Neden yapmadınız Sibel Hanım? Başka bir şey düşünüyorum. Ben onu arıyorum. Ya bir şimdi asıl ayıp Sibel'lemek olacak. O. Hayır. Şimdi bir rol çalmak olur artık. Estağfurullah. Başka hayır. Geldi. Estağfurullah. O yüzden olmaz. Bir de o sırada başka bir şey düşünüyordum. Nasıl yani? Kafamda başka bir şey vardı. Herkesin kafasında başka bir şey var. Ben de halamı düşünüyordum az önce. Halamı tanıyor musunuz? Aa, keşke tanısam. Nasıl biridir acaba? Senin halanı merak ettim şimdi sorunca. Değil mi? Adam böyleyse halası nasıldır? Aman. Estağfurullah canım. Halam robot benim. Hakikaten halamla ilgili hiçbir şey duymadınız mı? Öyle keşke tanısam dedi ya, ben de aman dedim. Onun altından ne sorular çıkacak biliyorum. Halan senin çok güzel sorular soruyor. Öyle. Vay Gökhan'a bak. Tabii. O zaman... Sibel Tüz'ün sponsorluğunda Ali Biçim Show kaldığı yerden devam ediyor. Çok enteresan sorular var. Ya bu arada halama bir tek sen vakıfsın. Bu arada vakıf olmak ne demek? Bak arada böyle sorularım olacak. İlk program uçak nasıl havada kalıyor diye sordum. Gemi nasıl yüzüyor diye sordum. O kadar alışmışız ki olağanüstü şeylere. Bu tarz şeylere hazır olun. Vakıf biraz daha zordur. O zaman önce Gökhan'la başlayalım. Dizide ailesini genç yaşta kaybetmiş bir genci canlandırıyor. Normalde ailesine bağlı mı? Bayramda seyranda büyüklerine el öpmeye, küçüklerine lokum dağıtmaya gider mi? Genelde aile bayramları nasıl geçer? Bak, cevap verirken ne olur dikkatli ol. Halam soruyor, ben değil. Tamam. O zaman buradan halaya sevgiler, saygılar öncelikle. Ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Onun da çok selam var. Aleyküm selam diyor şuradan. Ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Sinirlerim bozuldu ya. Vallahi. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Evet, kalabalık bir ailede büyüdüm. Hala da kalabalık bir aileyle yaşamaya devam Öyle ediyorum. Öyle bir anlattın ki hala da kalabalıklaşmaya devam ediyorum. Evet evet, yani biz gerçi Selen'in kuzenleri kadar kuzenim yok ama hani biz çok kalabalık, çok mutlu, çok şükür. Kaç tane kuzeni var ki Selen'in? Ya biz 700. 70 kuzeniz toplam. Ya ciddi söyle. Çok ciddiyim. 70 kuzen nasıl oluyoruz? Aşiret misiniz? Biz haberlere çıktık ya. Sen bilmiyorsun. Gazeteler afiş afiş haber olduk nasıl? Ya. Nasıl 70 kuzeni Tabii var? Canım, durdurun bu aileyi. Öyle mi? Ya durmuş hali bu. Giderek çoğalıyorlar. Durmuş hali 70. Şu anda 70 üzerine geçmedik. 70 kuzen nasıl oluyor ya? Tabii canım. Hakikaten nasıl oluyor? Kuzeninin kuzeni, kuzeninin kuzeni, onun kuzeninin kuzeni. Orijinal kuzen olmuyor. Bende de 4 teyze yani. Var. Kuzenler yani. Kuzenler. Teyzenin 3 teyzeden çıkan çocuklar değil. Kuzenler. Bizim çünkü ailede şöyle bir şey var, ritüel var. Her yıl bir araya toplanırız bütün kuzenler. Kan ve kuzen yakarsınız. Evet, çağırmaya gerek. Her yıl 3 kuzen gider. Toplam 70 kuzeniz vallahi billah. Mutlu musun bu durumdan? Çok mutluyum. Daha ne, arkadaşa ihtiyacım yok. Sen bu kuzen durumu ne? Bende de kuzen çok. Ben sende 120 tane kuzen var diye okuyorum şu an. 120? Evet. Ya şimdi Alkan soy ismi çok büyük bir soy isim. Türkiye'de çok kullanılan bir isim. Büyük bir aşiret. Ciddi misin? Evet. Aşiret misin dedin ya, biz aşiretiz aslında. Sibel Hanım, sizdeki kuzen durumu? Bizde öyle çok bir şey yok. Bir kuzen aşiret yeterli. Aşiret falan da değiliz öyle. Normal bildiğin. Sibel Tüzün. Sibel Tüzün'ün kuzeni olmak nasıl bir şey acaba? Bilmiyorum.
Peki Selen, bir röportajında şimdi kızların erkek peşinde koştuğundan bahsetmişsin. Bu derdi ben de fark ettim evladım. Çok totosunu kaldırıyorlar şu erkek milletinin. Sence bir kız ilişkide nasıl davranmalı? Erkeği neye bakıp seçmeli diye soruyor halacağızım. Adam olsun, efendi olsun. Ama niye bana öyle... Ya o kadar şimdi gerçekten sorunun içeriği şuydu söylediğim, cevap da şuydu. Devir çok değişti. Eskiden kadınlar kovalanırdı. Şimdi erkekler kovalanıyor. Hani öyle bir... Hiç kimsenin kovalanmadığı bir döneme doğru gidiyor muyuz? Keşke öyle bir şey olsa. Ne olur sence? Hani böyle çıp diye bulsak. Ne biri birilerini. Seni kovalıyor ne sen birini kovalıyorsun. O zaman nasıl olacak? Aptal oluruz. Kimse bize bakmıyor, biz kimseye bakmıyoruz diye. Var mı öyle bir şey kovaladığın? Ya kovaladığın çok böyle hani doğru olmayabilir ama yani peşinden koştuğun birisi hiç oldu mu? Oldu. Kim? Niye söyleyeyim ayol canlı burada? James Cameron değilse söyleme tabii yok, ki. Yok söylemem. Gökhan diyor ki hala Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığında havaya girmek için Osmanlı tarihiyle ilgilendi mi? Kendi ecdadımızı... Hı? Kendi ecdadımız ile... Hemen öyle efekt vermeyin. Kendi ecdadımız ile özdeşleştirdin mi diye soruyor. Ay hala yani. Hala ama tam bir televizyon izleyicisi. Evet. Halam yani, seni takip ediyor. Sağ olsun. Çünkü ben Muhteşem Yüzyıl'da iki bölüm bir konuk oyuncu oynadım. Ama Muhteşem Yüzyıl hikayem tabii Timur... Ne oynadın orada? İran kılıç. Şahı Tahmas. Ben kılıç güzel. Kılıç. Yok ben şeydim aslında. Miğferdim, miğfer. Kafaya takılmış. Direkt gözden görünmüyordum bile. Rolünden bir replik söyleyebilir misin? Rolümden replik? Böyle en böyle kudretli. Ha şeydi işte. Padişahla hiç karşılaşmalar oldu mu? Padişahla ben düşman bir ülkenin yani o dönemin en kuvvetli ikinci adamını oynadığım için Kanuni'den sonra Süleyman'dan sonra İran Şahı Tahmasp. Tahmasp da tabii aynı şekilde Süleyman'a kafa tutuyordu yani. O kralsa, o padişahsa ben de şahım diyordu. O bir cümlesi şey vardı hani biz Acem diyarının aslanıyız. Hiç kimse burayı bizden alamaz diyordu mesela. Çok sevdiğim bir hani Acem diyarının aslanıyız. Bunu kime diyor? Bunu Süleyman'a söylüyor. Sen aynı kimsin? Şeyi normal bir şekilde Selen'e söyler misin? Acem. Ben Acem. Ben Acem topraklarının aslanıyım ama sen de gelirsen kedi olmaya razıyım. Yavaştan kaçalım mı? Estağfurullah. Siz de gelirseniz... Tuna korsanı çağırsana. Leopar olabilirim. Korsanla gider miyiz? Ha? Korsanla gider miyiz? Altunizade'ye bırakırım sizi. Olur. Ya var ya... Bunu çok kalben söylüyorum sana. Ben Türkiye'de böyle... jönlerin çok az olduğuna inanıyorum. Tamam mı? Gerçekten ona olmaya adaysın. Aynı çatı altında çalışıyoruz diye söylemiyorum. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ali Biçim Show devam ediyor. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Ama öncelikle değerli konuklarım, hocamın ailesi... Selen Seyden! Ve bitmedi! Kaslı, Terminatör, Cyborg, yakışıklı Gökhan Hakan! Daha güçlü, daha güçlü abi, daha güçlü. Bu zorlu yolculukta beni yalnız bırakmayan... Şarkılarıyla bize eşlik eden bu seksi kadın beni kendisine bağladı. Sevgili Sibel Tüzün! Ali Biçim Show haftaya yine aynı saatte, aynı günde görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.